Ben İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Tangül Müdok, histoloğum. Yücel Bey'e gerçekten teşekkür ediyoruz. Bize saçımızı başımızı yoldurduğu için bu sabah da konuşuyorduk. Böyle bir konuyu gündeme getirip bir anda panikleyip ne yapacağımızı şaşırıp sonra biz suçlu muyuz acaba, biz neler yapıyoruz diye düşündüğümüz için. Şimdi bu konuşmada biz neredeyiz, ben neredeyim? Daha küçük birimlerde çalıştığımız ve bir takım işler yaptığımız için hep beraber karar vereceğiz. Üstelik de birazdan bahsedeceğim ben biraz rejeneratif tıptan. Medipol Üniversitesi böyle bir merkez kurmayı düşünürken, şimdi tabii bunun suçunu hemen Gürkan Bey'e atacağız. Gürkan Bey'i suçlayacağız hukuksal olarak. Küçük küçük bahsedeceğim. Daha mikroskopik seviyelerde, daha küçük manipülasyonlarda neler yapıyoruz diye. Çünkü anladığımız kadarıyla hukuk da bu işle ilgileniyor. Fakat terminolojisi, manipülasyonların hangi evrede olduğu, nasıl yapıldığı konusunda bir takım bilgi eksiklikleri olabilir diye böyle bir şey düzenledik. Temel olarak şey yapmaya çalıştım. Nelerden bahsedeceğim kısaca diye bir slaytta. Çok kısa bir rejeneratif tıbbın, yani bununla ilgili tarihsel gelişmenin ne olduğu, işte Medipol Üniversitesi'nde de kurulmak üzere hayal edilen merkezle ilgili bir şey bu. Kök hücre diyoruz, kök hücre nedir aslında? Nereden geliyor? Kök hücrenin avantajları ne? Bize ne sağladı? Böyle herkesin dilinde bir kök hücre tedavileri var. Gross anatomiden daha büyük, işte organ naklinden çok daha küçük manipülasyonlarla ne yapıyoruz? Bunun avantajları var mı, dezavantajları var mı? Sorunları var mı? Çok özetli bu. Tarihsel gelişim konusunda bir slaytım var ama bu çok gözlenebilir bir slayt değil. Gerekirse daha sonra küçük yazılarla bir tarihsel gelişim verilmiş. Eğer yayınlayacaksak ya da işte hepimizin eline geçecekse burada çok kısaca tarihsel gelişimi inceleyebiliriz. Zaten gelecekte ve son zamanlarda neler yapılabilirliğini Gürkan Bey sabahleyin söylemişti. En yakın dönemde 2007'de Nobel ödülü alan fare embriyonik kök hücrelerinde, kök hücreyi tabii göreceğiz de artık gen modifikasyonlarına kadar, genlerini değiştirmeye kadar giden çalışmalar. Ve bu konuda da son zamanlarda korkunç destekler var hükümetler tarafından. Bu çok büyük bir rakam. 450 milyon dolar destek. Gerçekten korkunç rakam. Bununla ilgili verilmiş olan fon ayırımı. Bütün bu kök hücre araştırmalarında yaptığımız manipülasyonların böyle etik ve çok dokunan noktaları çok erken evrede embriyolardan bir kere kök hücreyi elde ediyoruz. Bununla ilgili klonlama, sabahtan bahsettik. Klonlama ile ilgili problemler var. İnsan deri hücrelerinden her türlü hücreye dönüştürülebilen kök hücreler elde edilebiliyor. İstediğimiz tipte hücre, %100 istediğimiz tipte olmasa da ara formlarda hücreler elde edilebiliyor. Kök hücre nedir? Aslında vücudumuzda çok sessiz duran, gerektiğinde tamir mekanizmalarını oluşturabilecek, uykuda olan, tamir mekanizmasında ortaya çıkacak olan hücreler, yaşamımız boyunca zarar gördüğünde onlar ortaya çıkıp modifiye olup bir vücuttaki metabolizma içerisinde ya da işte morfoloji içerisinde eksiklikleri tamamlıyor. Bunlar vücutta gerçekten sessiz duruyorlar. Fakat gerektiğinde beyin hücresine, kan hücresine çok değişik hücrelere dönüşebiliyorlar, kök hücreler. Bir kere kök hücre araştırmalarından biz neyi öğreniyoruz? Kök hücreyi araştırıyoruz ama tek bir hücreden bir büyük organizmaya nasıl ulaştığımızı öğreniyoruz. Derslerde, özellikle birinci sınıflarda lise eğitiminden gelen öğrencilerde şöyle bir şey var. İlkel canlılar diye böyle bir sınıfları vardır.
Ben de ona hep itiraz ederim çünkü o ilkel canlılar dediğimiz tek hücre bizim işte milyonlarca hücremizin bir arada olduğu bir fizyolojiyi oluşturabiliyorlar. Bütün şeye sahipler, fizyolojiye sahipler. Neyi anlıyoruz? Sağlıklı hücrelerin nasıl hasarlı hücrelerle yer değiştirdiğini anlayabiliyoruz bu araştırmaları yaparken. Dolayısıyla tek bir hücreden organizmaya ulaşmayı kavrayabilmek ve sağlıklı bir hücreyi, hasarlı hücrenin yerine koyabilmek bizde hücre esaslı tedavilerin ilerlemesi konusunda heyecanlar yaratır. İşte rejeneratif veya reparatif tıp merkezlerinin kurulmasında da ön ayak oluyor. Bu sefer tabii bunların sorunları ayrı disiplinler tarafından, mesela hukuk tarafından irdelenmeye çalışıyor. Bu konuda çalışanlar, canlının hakları vesaire. Kök hücreler neden çok önemliler? Bir kere kendilerini yenileyebiliyorlar, farklılaşmamış hücreler. Sürekli çoğaltabildiğimiz yapıdalar. Ancak bir deney ortamında ya da ortamlarını değiştirdiğinizde kalp kası hücresine ya da insülin salgılayan bir hücreye ya da bugün teknolojide de kullanılan, biyoteknolojide de kullanılan gen modifikasyonlarıyla ilgili farklı canlılara, bakterilere dönüştürülebiliyorlar. Çalışmaları daha çok nerede yapıyoruz? Hayvanlarda yapıyoruz. İnsanda yapıyoruz. Temel olarak ikiye ayırıyoruz. Vücuttan elde ettiğimiz kök hücrelerde manipülasyon yaparsak biz bunları adult vücut kök hücreleri diyoruz. Bir de son zamanların çok popüler çalışmaları embriyonik kök hücreler, embriyonik hücrelerden elde ettiğimiz hücre farklılaşmaları var. Bunlar gerçek mikroskopik resimler. Solda bir embriyonun manipülasyonuyla ilgili bir resim var. Ve onların kültür kabı içerisinde işte çoğaltılarak, büyütülerek ve de farklılaştırılarak neye dönüştüğünü çok ileri mikroskopi teknikleriyle gözlemleyebiliyoruz. Demin de söylemiştik, kemik iliğinde, kasta, beyin dokusunda bir başka organdaki erişkin hücreler eskiden hasar gören hücrelerin yerine geçebiliyorlar. Embriyonik hücrelerde embriyo içerisindeki blastokist birazdan bahsedeceğim. O bölgedeki hücrelerin gelişim sürecinde de kalp, beyin, akciğer, deri gibi organları hücrelerine farklılaştıracaklar. Gürkan Bey de sabahleyin bahsetmişti. Embriyonik blastokist hücrelerinde o farklılaşacak olan hücreleri yakalayıp alıp bir başka yere, bir başka embriyoya transplante ettiğinizde o karakteri de birlikte taşıyorsunuz. Ama bunu embriyonik hücrelerde yapılıyor. Neden embriyonik hücrelerde? Çünkü bir süre sonra farklılaştığında hücre artık onu manipüle etmek çok zor. Kas hücresi olmuştur. Beyin hücresi olmuştur. İşte kalp hücresi olarak kalmıştır. Dolayısıyla blastokist hücrelerini, daha farklılaşmamış olan hücreleri seçiyoruz. Bizim temel bilimdeki tabirimiz determination zamanı var. Yani artık farklılaştığı zaman manipüle etseniz de daha farklı bir şeye sokamıyorsunuz formatı.